Amatörün sesi, amatörün nefesi olma yolunda. Bugün Kahramanmaraş'ta, bugün gazetesi olarak bölgesel amatör ligde Kahramanmaraş'ı temsil edecek Türkoğlu Belediyespor'u derleyeceğiz. Bildiğiniz gibi bölgesel amatör ligde mücadele eden Kahramanmaraş'ın 3 takımı vardı ve bunun bir tanesi Under'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulama sistemine girdiği gibi ligin 1 yıl ertelemesiyle Under'ın ligde oynamayacak ve iki takım mücadele edecek. Türkoğlu Belediyespor ve Elbistan Spor'umuz bölgesel amatör ligde Kahramanmaraş'ımızı temsil edecek. Dördüncü grupta, dördüncü bölge ikinci grupta müsabakamız var, oynanacak ve Elbistan Spor ilk hafta rakibimiz. Grubumuzda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa Sanayi Spor ve Türkoğlu Belediyespor'la Elbistan Spor'umuz Kahramanmaraş'ı temsil edecek ve önemli müsabakalar icra edecekler. Grup sıkıştırılmış lig olduğu için 9 Haziran'da müsabakalar başlayacak ve önemli müsabakalarla Kahramanmaraş'ın 3. lig için atılacak adımlarda müsabakasının heyecanını sizlerle birlikte takip edecek olacağız. Bugün 12 Şubat Stadyumunda Türkoğlu Belediyespor'un Gaziantep Ankas Spor'la önemli bir müsabakasını sizlerle birazdan takip edeceğiz. Az önce dediğimiz gibi 12 Şubat Stadyumunda Türkoğlu Belediyespor'un güzel bir müsabakasını izleyeceğiz ve yanımızda Kahramanmaraş'ın imparatoru diyebileceğimiz teknik direktörümüz Fethi Çokkeser yanımızda. Hocam şimdi Ballıgi müsabakaları 9 Haziran'da başlayacak. Evet. Ve bildiğiniz gibi bölgesel amatörlük için bazı statüler, bazı hareketlilikler oldu. Son dönemlerde giren çıkan takım sayısı azaldı, çoğaldı. Grubumuz değişti. Şimdi grubumuz nasıl hocam? Tabii şimdiki gruptaki takımlar filan artık bunların ölçüleriyle ilgili bizim düşüşümüz yok. Artık kim gelse oynayacaktık zaten kim düşse. Evet. Aylardan beri hem futbolcuların hem bizlerin hem de yönetimin bütün konsantrasını dağıttı. Belirli bir programla çalışıyoruz. Maçlar oynanma tarihine göre tarihler değiştiğinde tamamen dağılıyoruz. Pandemiden dolayı ara verilmeler filan ama ne olursa olsun maçlar 9 Haziran'da başlandığı kararı alındı. Bizim de buradaki hedefimiz belli zaten. Buranın burada olmamızın amacı belli. Biz elimizden gelen bütün çalışmaları, bütün gayreti, bütün teknik taktik çalışmalarını yaptık. Resmi maçlara hazırlanıyoruz. Şu anda da ciddi bir rakiple özel maç yapacağız. Tabii takımın son durumu ile ilgili, bütünleşme ile ilgili. Tabii takım olmak kolay değil, bir süreç lazım. O süreci hiçbir zaman bulamadık burada. Hep dağınıklıklar var ama bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Rakiplere gelince kendi şehrimizin bir takımı var Elbistan. İki Urfa takımı var. Öncelikle zaten playoff grubunda oynamak için bu dört takımın arasından birinci çıkmak zorunluluğumuz var. Bunun için gayret göstereceğiz. Takımımız şimdilik her konuma rağmen hazırlığını doğru yaptı. Biz hazırız ama futbol her zaman değişken bir oyundur. Ne olacağını tahmin edemeyiz. Biz elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Oyuncularım da bunu o seviyedeki çalışmaları en iyisini yaptılar. Gayretleri iyi, istek arzuları iyi. İnşallah başarılı olmak için takdir ilahi Allah'ın artık. Hocam grubun güzelliğinden ziyade ilk haftamız Kahramanmaraş'ta Elbistan'ı adlandırılıyor. Evet. Bunu nasıl değerlendiririz hocam? Vallahi şimdi tabii kendi şehrimizin takımıyla oynamak güzel bir duygu. Futbolun güzelliği burada. Ondan sonra da inşallah sağlıklı, hayırlı, sakatlık olmadan, kavga gürültü olmadan tabii mücadelenin üst seviyede olduğu bir maç oynayacağız. İnşallah başarılı olmak istiyoruz. Orada da hedefimiz belli. Her iki takıma da başarılar diliyorum şimdilikten. Hocam takımımızın büyük başkanı var, onursal başkanı var, Osman Okunmuş. Evet. Her zaman destekleriyle yanınızda. Evet. Bir de sizin alttan gelen bir projeniz var. Siz bunun hayaliyle geldiniz dediniz daha önceki röportajlarımızda. Osman Başkanımızın takımın yanında olmasıyla alakalı bir şeyler söyleyeyim. Ya zaten şimdi şunu net ben ifade etmek istiyorum, defalarca ettim. Osman Okunmuş Başkan'ın buradaki projesiyle ben buradayım. Ona güvenerek, önce kendine güvenerek ben geldim yani buraya. Osman Başkan'ın projesinin bizim yıllardan beri hem Kahramanmaraş Spor'da yapmak istediğim ama maalesef yapamadığım bu projeyi Osman Başkan şu anda önümüze koydu. Bunun için de maddi manevi desteğini imkanları dahilinde veriyor. Ben ona kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Spora ve sporculara ve o
kendi ilçesinde belediye başkanı olduğu o bölümdeki ilçelere, şu anda mahalle oldu herhalde onlar. Bu spor tesislerini gördükten sonra Kahramanmaraş Spor'da spor tesisi yok. Ben yıllardan beri Maraş Spor'un hocalığını yapıyorum. Futbolun içerisindeyim. Osman Başkan'ın başardığı tesisleşmeyi Kahramanmaraş'ta yapılamadı. Evet. Tamam mı? Bugün işte geldiğimiz noktada işler acısı bir durum var. 90'lı yıllarda Kahramanmaraş'ın amatöründen biz çok oyuncuyu Maraş Spor'a direkt olarak alıyorduk. O zamanlar ikincilikti. Ama şu andaki Süper Lig o programa göre birincilikti biz. Şu anda Osman Başkan'ın bütün planlaması bunun üzerine. Yani biz bu şu andaki bu almış olduğumuz görevi takımı inşallah belediye sporda yaptığımız gibi bir üstlüğe çıkarırsak inanılmaz bir projeye hepimiz ortak olacağız. Bu da Maraş futbolunun gelişim için önemli. Evet. Yani bunun için biz de elimizden geldiği kadar bütün deneyimlerimizi, bütün bilgimizi, tecrübemizi bu konuya aktarıyoruz. Yani inşallah Osman Başkan'ın liderliğinde biz bir projeyi çünkü inanılmaz bir vizyon, düşünce, bilgiye sahip. Bunun tek bir şeyle özetleyebilir miyim ben? İmkansız. Bundan yıllar önce Beyoğlu'na yaptığı tesis bunun şeyidir. Örneğidir. Yani ben bu örneklerin daha çok büyüyeceğine inanıyorum Osman Başkan'ın şeyinde. Ben kendine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Maraş futboluna biz de elimizden geldiği kadar hem altyapı hem amatör bazında hem profesyonel bazında yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam Türkoğlu için düşünülen bir cümle, 3. lige hazır bir Türkoğlu ve 3. ligde görülmek istenilen bir Türkoğlu. Sizin için de imparator lakabınız var, beklentiler büyük. Neler tabii işini geçmişte çok şükür Rabbim bize bunları nasip etti. Tabii ben 3. ligeye takım çıkardım, 2'ye çıkardım, 1. ligeye takım çıkardım. Bizim hayalimizde şu anda tek kalan nedir? Süper Lig. Evet. Allah inşallah Rabbim onu da nasip ederler. Tabii bunlar hep böyle bir projeye bağlı, inanmaya bağlı, güvenmeye bağlı. Onun için biz güvenildiğimiz yerde olduğumu hissediyorum. İstek arzunun olduğu yerde olmasını istenilen yerdeyim. Biz şu anda bütün bilgi deneyimimizi buraya aktarıyoruz. Şimdi akşam bakıyoruz. Çok büyük paralar harcamış bir PSV final oynayamadı. Tottenham oynayamadı, Liverpool oynayamadı. Akşam bakıyoruz Chelsea ile Manchester final oynuyor. Manchester onlarda belki 4 adım önde olan bir takım akşam Şampiyonlar Ligi'ni kaybediyor. Futbol farklı bir oyun. Ama evet, bizim bütün çalışmalarımızın hedefi üçüncülük. Çünkü neden? Başarmış bir insan var başında diyor. İstekli arzulu bir başkan var diyor. Herkesin amacı, hedefi, isteği bu yani. Tebrik ediyorum hocam. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.